Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizleri İstanbul Siyanar Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz ve Uludağ Ayakkabı'ya konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Ömer Bey var. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Ömer Bey merhabalar tekrar. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Tekrar görüşmek bizleri mutlu etti geçen seneden bu yana. Evet. İnanılmaz da bir gelişme göstermişsiniz bu bir yıllık periyotta. Ama ben tekrar bir Ömer Bey'i tanımak istiyorum. Ekran başındaki izleyicilerimize tekrar hatırlatmak amacıyla sizleri tanıyalım. Ömer Bozatlı ben. Bursa doğumluyuz. Şirketimize yaklaşık doğduğumuzdan beri buradayız tabii. Dedemizden kalma bize. Yaklaşık 50 senelik bir mağazamız var. Uludağ Ayakkabı. Tabii üçüncü kuşağız. Evet. Babamızdan bize miras kaldı. Şimdi biz devam ettirmeye çalışıyoruz. Babadan aldık bayrağı. Babadan aldık. Devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam ettireceğiz. Evet. Bizden sonra da evlatlarımızı teslim edeceğiz. Böyle bu bayrak bu devir teslim işlemi evet. Devam edecek evet. Diyor. Peki neler var ürünlerde? Hani bakmış olduğumuz zaman ürün yelpazesi bayağı bir genişlemiş. Bizde genelde yani şöyle söyleyelim. Bayan ayakkabı üzerindeyiz zaten. Biz sadece bayanlardan devam ediyoruz. Bayan ayakkabıda konfor ayakkabılarımız, fantezi ayakkabılarımız, spor ayakkabıları ve yazlık, kışlık, diri her türlüsü bizde mevcut. O şekilde de piyasaya tutunmamız gerekiyor zaten. Piyasanın istekleri doğrultusunda da devam ediyoruz. Arz talep meselesi aslında. Tabii biraz ki. Da. Ki bayanların evet. En büyük aksesuarı ayakkabı değil ayakkabı, mi? Ayakkabı olmazsa olmaz biliyorsunuz. Tabii ki ama ayakkabı da aslında bir sağlık. Tabii. Yani değil mi? Yani kaliteden de taviz vermemek gerekiyor. Aynı şekilde tabii ki Çin malı değil de Türk malı diyoruz olmalı, biz her zaman. Kesinlikle. Her zaman. Bir 2 lira 3 lira daha fazla olur ama en azından sağlıklı giyersiniz, sağlıklı olursunuz. Yani bir kere kalite ucuz alınmaz. Böyle bir gerçek de var. Evet. Bunu algılamak gerekiyor, anlamak gerekiyor aslında. Evet. Sağlığımızı kaybetmemek adına. Fuar nasıl geçiyor sizin için? Fuar çok şükür bu ilk 2 günde zaten güzeldi. Yeni müşteriler katmaya çalışıyoruz. Eski müşterilerimizi davet ettik. Onların da katılımıyla çok da güzel bir fuar geçiriyoruz. Çok şükür. Tabii fuarın İnşallah. Dönüşleri de belli olacak. Tabii. Fuardan dönüşte daha da netleşir konu. Böyle devam edersek de inşallah yeni yatırımlarla daha da büyüyeceğiz gibi görünüyor evet. İnşallah. Peki sektörde sıkıntı var mı? Sizce neler olmalı? Sektörün sıkıntıları tabii ki. Yani bizim birazcık daha farklı bir sektör. İnsana mecbur bir sektör. Yani zamanla yatırımla bazı sıkıntılar çözülebilir. İşte geçen günlerde sayıcıların yaptığı grev tarzı. Evet. Yani o tarz problemleri de yavaş yavaş konuşarak ve iletişim halinde çözersek sektör çok daha iyi yerlere gelebileceğine inanıyoruz. Evet. Çünkü Çin piyasasından bir sıkılmışlık var. İnsanlar yeni piyasalar arıyorlar. Türk piyasası da buna en uygun piyasalardan müsait biri. Müsait diyebiliriz, evet. Evet. Biz bunları da ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye turumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Siyanar Fuar Merkezi'nden seslendik ve Uludağ Ayakkabı'ya konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.